Merhaba. Bugünkü canlı yayınımızda hafta sonları gerçekleşen o ıı, evde kalma süreçlerimizde nasıl geçiriyoruz? Bunun için aslında bir yayın yapayım ve ıı, bu süreci nasıl dönüştürebiliriz? Bunları bir anlatayım diye yayın yapıyorum. Çoğumuz sanki bu süreci olumsuz nitelendirebiliyoruz. 2020 yılı içerisinde yaşadığımız bu sürekli işte hayatın kısıtlanması ile ilgili. Aslında bu süreç bize kendimizle ne kadar barışık olduğumuzu, ne kadar kendimizle iletişimde olduğumuzu, evde bulunan insanlarla ne kadar iletişimde olduğumuzu, ya da evle ne kadar iletişimde olduğumuzu gösteren bir alanı da var. İşte bu anlarda siz bu anı nasıl nitelendiriyorsunuz? Bu zaman dilimi sizin için gerçekten cezalandırıcı ve kısıtlayıcı bir süreç mi yoksa hayatınızda bu zamana kadar kendinize ayırmadığınız ya da etrafınızdaki insanlara ayırmadığınız zamanı birlikte güzelce yaşayabileceğiniz bir zaman dilimi haline mi dönüştü? Burada önce ben kendi anlatacaklarımı anlatayım. Sonra sizin yorumlarınıza bakacağım. Hem yoruma bakıp hem anlattığım zaman kafam karışıyor. Biz kendi içimizde bir şeyleri dengeye getirmeyi bildiğimiz zaman başka insanlarla da dengeye gelmeyi bileceğiz. Ve bununla ilgili de gerçekten çok fazla araca artık ulaşabilecek durumdayız. Sosyal medya alanını doğru kullandığımızda hepimize çok olumlu etki sağlayacak alanları mevcut. Buradaki doğru bilgiyi yaşamınıza uyarladığınız zaman her şey çok daha farklı hale gelecek. Özellikle Anne çocuk ilişkisinde ya da eşlerin birbiriyle olan ilişkisinde kendi ilişkinizi nasıl değiştirip dönüştürebileceğinizle ilgili birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Ben bugün bir video izledim. Açelya Akkoyunlu'nun Akla Takılanlar diye bir video programı var. Orada, evet söyleyeyim videonun başlığını da. Matematiğin hayatı anlamamızdaki rolü Burak Karabey ile yapmış olduğu programı izledim ve orada Burak Karabey Bey hayatın içinde çocuklara nasıl matematik anlatılacağına dair çok güzel örnekler veriyor. Benim de böyle etkileşimde olduğum hani küçük bir gençlerin bulunduğu bir grup var. Onlara işte hem kendi içimden gelen çalışmalar olur, onları iletiyorum. Hem de bu tarz konuları fark ettiğimde onlara aktarıyorum. Ben onlara bir şeyler aktarırken aslında kendi geçmişimi de bir gözden geçiriyorum. Okul hayatımda nelerin olduğunu, neleri yaptığım zaman bunun daha keyifli, eğlenceli hale gelebileceğini onlar aracılığıyla yazarken fark ediyorum. İşte derslerle ilgili olarak o kadar çok Kaçtığımız, kaçındığımız ya da hani dersleri ötelediğimiz taraflar oldu ki ya da benim oldu bilmiyorum. Herkesin belki olmamıştır ama. Ee, hani ben Türkçenin aslında yaşamımda ne kadar önemli bir yeri olduğunu 2-3 yıldan beri fark ediyorum. Yani burada evet konuştuğum dili seviyorum ama onun ötesinde özellikle Türkçe ile o kadar güzel yaşamıma ders esnasında katacağım şeyler varmış ki ben bunların farkında olamamışım o süreçte yani hani böyle çalışmaktan öf pöf dediğim bir şey yoktu ama eğlenerek de ay çok şükür bugün de Türkçe çalışacağım diyerek çalıştığım bir sürecim yoktu matematiği hep böyle çalıştım evet matematik çalışmak yani böyle çok her şeyi anında çözen falan biri değildim ama ben matematik çözmeyi seviyordum problemlerini işte onlardaki o e, okumayı, yapmayı... hani Doğru yapmak benim için aslında çok da önemli değilmiş. Şu an onları fark ediyorum. Çünkü yanlışları tekrar yapabiliyordum. E, ama benim için önemli olan şey matematiğin içindeki yolculuktu. O yolculuk benim için çok keyifliydi. Ama bunu başkasına aktaramıyordum mesela. Kardeşime matematik anlatırken biz onunla sürekli çatışma halindeydik. Neden? Çünkü onun anlayabileceği şekilde ona aktarma kabiliyetim yoktu. Bana öğretmenlerim nasıl öğrettiyse ona öğretiyordum. İşte bugün izlediğim videoda da X, Y'yi anlatıyor. Iki, i̇ki, bilinmeyenli denklemleri. Ben Aslı'yla yok elma ile toplanmaz bunu nasıl toplarsın diye tartıştığım zamanlara hatırlıyorum. Hani onu öğretirken aramızda 3 yaş vardı. Belki ondan dolayı ben de kendi içimde idrak edemediğim için böyle anlatıyordum ama Sonuçta bana bunlar daha farklı öğretilmiş olsaydı ben de ona aktarırken çok daha farklı anlat, aktarabilecektim. İşte şu an onların yöntemini her kim olursanız olun yani öğretmen olursanız öğrencilerinize bunu yaşamın içinden nasıl aktaracağınızı, anne babaysanız bunu yine çocuklarınıza nasıl yaşamın içinden aktaracağınızı anlatabileceğiniz ve onunla birlikte o süreci eğlenceyle geçireceğiniz çok fazla veriye e, ulaşabiliyoruz. Onlarla birlikte hayatınızı değiştirebilirsiniz. İşte çocuğunuz yoksa kendi kendinize kaldığınız zamanlarda kendinizi geliştirecek, kendinizi eğlendirecek e, konulara bakabilirsiniz. İşte ben e, geçmişe baktığım zaman biyolojinin ve kimyanın aslında çok hayat için önemli olduğunu fark ediyorum. Coğrafya yine öyle tarih yine öyle. Yani aslına baktığım zaman böyle okuldaki derslerin hiçbirinin de gereksiz olduğu bir ders yokmuş. Hepsi gerekliymiş. Ve o derslerin her birini eğlenceli hale getirecek biz biziz aslında. Ya da işte öğretmenler bunu gerçekleştirecek. Ama öğretmenler de hem müfredatı yetiştirmek hem de bunu çocuğa öğretebilme konusunda belki karışıyor olabilirler. İşte burada aslında anne baba çocukla geçireceği zaman dilimini bu etkinliklerle orada mesela şeyi anlatıyor. Çocuğunuza diyor siz ikiz kenar üçgen, eşkenar üçgen anlatmayın diyor. Sadece diyor internetten bulabiliyorsunuz zaten diyor. Eşkenar üçgeni çizin, ikiz kenar üçgeni çizin, çeşit kenar üçgeni çizin bir sürü diyor. Ve bunları benzer olanları birle hani e, gruplandıralım diye oturun onunla oynayın diyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Babam böyle şekillerin oluşumu ile ilgili olarak mukavvadan kesmiş olduğu kalıplar vardı. İşte onlarla çeşitli şekiller yapıyorduk falan. Onu hatırlıyorum. Yani bizim zamanımızda öyle şu anki gibi her şeyi her yerden bulamıyordunuz. İşte hani onda çeşitli geometrik şekillerle çizilmişti. O geometrik şekilleri belli formatlara dönüştürüyordu. O çok aslında keyifli bir süreç e, hani hem kendi kendinize hem çocuklarınızla yapabileceğiniz İşte ben çocukluğumdan beri puzzle yapmayı çok severim puzzle yaptığınız zaman parçadan bütünü görmeyi aslında beyninizi öğretmiş oluyorsunuz e, bu o süreç sizin daha böyle bilincinizdeki farklı bir yolculuğa çıkmanıza aracılık edebiliyor bunlarla ilgili olarak bütün hayatımda işte eğlendiğim, öğrendiğim ne varsa onları Hayat Ruhsallık'la birlikte yaşamak kanalında anlatıyorum. Sizler de fark edin ve oradaki keyfi, neşeyi ortaya çıkarın diye. İşte mesela şeyde toplamamın hızlanabilmesi için 51'di galiba. Kağıt oyunlarından 51 oynuyordum. Oynuyorduk ailecek. Yani İlla ki matematiği matematik dersini çalıştırarak değil, oyunlarla birlikte matematiği öğretmek çocuk için çok daha keyifli, eğlenceli oluyor. Yani ben 51'i mesela kendim oynuyordum. Hızlı toplama yapayım diye. Çünkü <laughs> hani akıldan toplamayı ben çok hızlı yapamıyorum. Hala da yapamıyorum. O zaman da yapamıyordum. Tabii o zamanlar özellikle üniversiteye geçinceye kadar matematik e, hızlı yapma biraz daha artmıştı. Üniversiteye geçtikten sonra hep e, hesap makinesi kullandık zaten. İş yerlerinde de hep hesap makinesi kullandığım için o benim e, zihinsel matematiğim çok hızlı değildir. İşte onun hızlanabilmesi için ben kendi içimdeki bulduğum yol 51 oynamaktı. 51'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. İskambil'le böyle hani o sayıyı bulunca açıyorduk falan. Öyle bir şeydi. Yani e, bunun yerine şu an günümüzde çok fazla, çok çeşitli oyunlar var. İşte bu oyunlarla hem kendi kendinize eğlenip hem çocuğunuza bir şeylerin öğrenmesine, öğretilmesine aracılık edebilirsiniz. İşte mesela e, tabu oynayarak çocuğunuzun kelime bilgisini de geliştirebilirsiniz. Bizim çocuklukta oynadığımız sessiz sinema vardı. Onu hatırlıyorum. Böyle arkadaşlarla bir araya geldiğimiz Hani o büyüdükten sonraki olan oyunlardı. Ya da isim şehir oynardık. E, i̇şte bu e, Judith Judith bir dakika onun ismini de söyleyeyim. Masallar masal söyleyemiyorum da masallarla ilgili olarak çok güzel masalları anlatıyor ve orada ben mesela önceden şeydi. E, Judith Malika Liberman Türkiye'de yaşıyor. Kendisi aslında yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu ama Türkiye'ye gelmiş, yerleşmiş. Benim orada mesela masallara olan önceden ön yargılarım vardı işte. Bana göre masal böyle hep daha iyi, güzeli, pozitif anlatması gerekiyor diye. Orada anlattı yani Judith'in programını izlediğim zaman masalların aslında bilinçaltındaki şifa alanını çok güzel anlatıyor. Orada masalların aslında yaşamın bir gerçekliği olduğunu, çünkü yaşam içerisinde de çeşitli zorluklar yaşadığımızı ve bu zorlukların aslında bizim hayatımızda biz orada e, emek sarf edersek orada iyiye güzele dönüştüğünü anlatıyor. E, ödül sistemi gö gösterilmiş oluyor aslında Türk bütün masallarda ve şunu ifade etmiş. Ba bana göre masal çünkü masal kelimesini ben yanlış kendi içimde e, nitelendirmişim. Masal çocuklara anlatılır diye düşünmüşüm ama... Onun söylediği işte Dede Korkut masalları, Binbir Gece masalları gibi masallar aslında yetişkinlerin birbirini anlattığı masallar. Yani masallar sadece çocuklar için değil, masal bir kültürün ortaya çıkış hali olmuş oluyor. Ve önceden insanların sosyalleşebilmesi adına masalları hayatlarında kullandıklarını anlatıyorlar. İşte orada şeyi söylüyor. Bir tane kendini takip edenlerden birinin örneği anlatıyor. Eskiden elektrikler kesildiği zaman insanlar daha böyle bir araya gelip sohbet ederlerdi. E, evin babası da kendince yöntem bulmuş. Gidip şarteli indiriyormuş. Elektrikler kesildi deyip. Ondan sonra oturup sohbet ediyorlarmış. İşte anlatacakları neyse onları anlatıyormuş. Ondan sonra gidip şarteli açıyormuş. Masallarla ilgili olarak işte... Ee, hepimiz hayatımıza bizi mutlu edecek etkinliği dahil edersek ve yaşamımızı onunla renklendirip onunla şekillendirdiğimizde her şey çok daha farklı oluyor. İşte bu süreç aslında bizi kendi içimize dönme, kendimizle kalmak ve bu kendimizle yüzleşmeyle çok güzel bir deneyim alanı sundu. Kullanmayı bilenler için. Ee, Hani bunu bu süreci böyle yaşayarak hayatınızda daha fazla neşeye eğlenceyi dahil edebilirsiniz. Ben mesela şey diyordum hep. Ya aslında eğlenmek ve neşelenmek gürültü çıkararak başka insanları rahatsız ederek olmaz diye düşünüyordum kendi içimde. Ama bunun da nasıl olabileceğine dair de böyle hani çok fazla işte şu yapılırsa olmaz, bu yapılırsa olmaz tarzında bir net bilgim de yoktu. Bugün o programı izlerken aslında işte çocukların bir araya gelip anneler çocuklar bir araya gelip gayet sakin bir şekilde başka insanlara yani komşulara zarar vermeden onları rahatsız etmeden o şekilleri bulma şekilleri bir araya getirme ya da resim yapma birlikte resim yapma bunların hepsi diğer insanlara zarar vermeden onları rahatsız etmeden yapılabilecek eylemler Bunların her birini yaşam alanınıza dahil ettiğinizde sizin için de daha farklı alanlar olacaktır. Bir de lütfen el becerilerinizi geliştirecek eylemleri de hayatınızın içinde mutlaka var edin. Bilgisayar ve teknoloji kullanarak çok el becerilerimizi yani el kaslarımızı, koordinasyonumuzu çok kullanmıyoruz. Ama bizim beyin fonksiyonlarımız el kaslarımızla birlikte koordine olup, Öğrenmeyi geliştiriyor. Yani elinizle yapabileceğiniz nelerse elişi olabilir. İşte e, çeşitli obje boyamalar olabilir. Makreme yapmak olabilir. Yani elinizle yapabileceğiniz her ne varsa yapmaktan keyif aldığınız bunları hem kendiniz yapın hem ebeveynseniz çocuklarınıza aktarın ki e, özellikle onlar çok fazla bizden daha fazla teknolojinin içindeler bedenlerindeki o e, kendi beden, hani hepimizin DNA'sında kayıtlı olan bilgiler var. Bu bilgiler doğrultusunda kendini geliştirebilsinler. Bu biz kendi varoluş özümüzle birlikte bu alanı dönüştürmeye başladığımızda her şey değişecek. Diğer türlü sadece teknolojiyi kullanırsak beden kaslarımızda büyük bir e, Hani Onların zarar görmesine sebep olabiliriz. Bedenimiz de sağlıklı olsun. Kullandığımız teknolojiyi de keyifle kullanalım. Sağlıklı bir şekilde kullanalım ki her şey dengeyle ilerlesin ve bizi geliştirebilsin. Diğer türlü bir alanı geliştirirken diğer tarafı faydalı olan bir tarafı köreltmek bize fayda sağlamayacaktır. Ve ileriki nesillerinde daha hayat içerisinde zorlanmasına sebep olacaktır. Ben uzun süre kalem kullanmamıştım. Yani yazıların hepsini falan. İşte bilgisayara yazıyorum. Yazışmaların hepsini zaten ya telefondan ya bilgisayardan yapıyorum. Resim yapmaya ilk başladığımda ellerim ağrıdı, acıdı. Ee, hani şu çok yazı yazdığınızda benim şurada orta parmağımın bu bölümünde işte şey var. Ee, bir çıkıntı var. Çok çok bastıra bastıra yazdığım için o bölge yine ağrımaya başladı. Ondan sonra aa bedenime kötülük mü ediyorum falan diye düşünürken aslında onun öyle olmadığını da fark etmiş oldum. Ee, bir de Şermin Yaşar var. Eğer ebeveynseniz e, takip ettiğinizde gerçekten hayatınıza çok keyif katacak bir e, Instagram hesabı. yani e, Kendisi anne ve yazar çocuklarıyla olan ilişkisinde böyle şikayet odağında bir anne değil. Zaman yetiştiremiyorum diyen bir anne değil. E, kitap da yazıyor. Çocuklarıyla da çok güzel zaman geçiriyor. Ve çocuklarına aktardığı bilgiler o kadar güzel bilgiler ki. Yani örnek üzerinden gidince e, zihinde hani mesela benim sizlere e, çocuklarla ilgili aktaracağım bilgilerde aman canım zaten çocuğu yok. Ne onu dinleyeceğim diyebilir beyniniz. Ama Şermin Yaşar'ı dinledi okuduğunuz zaman, onun bir anne olduğunu bildiğiniz için bahaneniz olmayacak. Çok da güzel örnekler veriyor kendi çocuklarıyla ilgili olarak, onların ders çalışmasındaki, onları motive etme yöntemlerini falan çok güzel anlatıyor. O yüzden hani böyle güzel hesapları takip edip yaşamınıza, siz bunları uyarladığınızda, siz de bambaşka alanlar çıkartacaksınızdır ve bu bambaşka alanlar sizin eğlenmenize sebep olacak ve bazı şeyleri yapmak için hani çok da bir şeyleri zorlamanıza gerek yok ben mesela e, hani e, resim düzenlemeyi seviyorum ya da işte bir şeyleri yapmayı falan ama bunun için de böyle bir ara git, gidip Photoshop eğitimi almıştım O bana çok zor gelmişti <gülüyor> <gülüyor> Photoshop eğitimi almanıza da gerek yok e, bunu artık yapabileceğiniz çok basit telefondan programlar var onlarla işte dijital fotoğraf e, dijital görseller yapabilirsiniz resim yapabilirsiniz Yazı yazabilirsiniz. O kadar çok aracımız var ki artık aslında canımızın sıkılmaması için çok fazla aracımız var. Ama biz buna rağmen canımızın sıkılmasını mümkün hale getirebiliyoruz. Eğer e, hani rahatsız olmuyorsanız evinize bir evcil hayvan alabilirsiniz. Yani sahiplenebilirsiniz, satın alma. Çok benim tercih ettiğim bir şey değil çünkü hayvanların e, hoş olmayan şartlarda onların üretimini sağlayabiliyorlar. o yüzden sahiplenmek daha güzel geliyor. En azından doğal yoldan doğmuş bir hayvanı sahiplenmiş oluyorsunuz. Tabii ki bunları sahiplendiğiniz zaman önce bir araştırın. Ondan sonra onları hayatınıza dahil edin. Birçok insan işte hayvanları sahiplendikten sonra sorumluluğunu alamadığı için sokağa bırakıyor onları. Bu da hani hoş bir şey değil. Ee, sorumluluğunuzu almayacağınız hiçbir canlıyı hayatınıza dahil etmeyin. Yani bu sevgili olur, eş olur, çocuk olur hayvan olur, her ne olursa olsun bitki olur. İşte hiçbirini sorumluluğunuza alamıyorsanız bunları hayatınıza lütfen dahil etmeyin. Ee, dahil ettiğiniz her şeyin sorumluluğunu almanız gerekmiş oluyor aslında. Evet bakalım bakalım şurada bir sorunuz vardı aile ilişkileriyle ilgili olarak Heh, bir de şey söyleyeyim yorumlardan bir tanesinde merak konusu geçtiği için ifade edeyim. Merakınızı sizi geliştirecek alanlara taşıyabilirsiniz. Yine bu merakınız doğrultusunda yol alacağınız, kendinizi yaşam içerisinde geliştirebileceğiniz çok fazla alana ve bilgiye ulaşma şansımız da yine var günümüzde. O merakınızı bu alanlara yönlendirebilirsiniz. İlişkiler sarpa sardı maalesef, ortada çok büyütecek bir şey yokken büyüyor. Bu aslında hani az önce ben şey ifade ettim ya hayatınıza gerçekten sorumluluğunuzu alamayacağınız insanları dahil etmeyin. Burada aslında biz sorumluluktan kaçan yetişkinliklerin yaşamış olduğu durumdan dolayı bunları yaşıyoruz. Yani bir kişi gerçekten Aile kurma sorumluluğunu almadan evlenip aile kuruyorsa, bu sadece eş de olabilir, eş ve çocuklar da olabilir. Bu süreç içerisinde, bu zamana kadar biz ne yapıldı? Hani toplum içerisinde insanlar işin arkasına sığınarak aileden çok fazla kaçtılar. İşte işlerim yoğun, işlerim yoğun diyerek ya iş yerinde uzun saatler çalışıldığı ya eve geldiği zaman kişi aileyle ilgilenmedi, işe odaklandı. Burada hep bir kaçış hali söz konusuydu. Şu an biz o, o zamana kadar yapmış olduğumuz kaçışın sonucunu yaşıyoruz. Yani o evliliği gerçekten o kişiler istiyor muydu yoksa toplumun topluma uyum sağlamak adına mı evlendiler? Birbirini seven insan zaten tartışıyor bile olsa o sevgi onu tölere edecektir. Yani onu dönüştürecek ve şifalandıracaktır. İlişkinin içerisinde her zaman için her şey olabilir. Yani burada illaki birbirini seven insanlar hiç tartışmayacaklar ya da hiç fikir ayrılığına düşmeyecekler diye bir durum söz konusu değil. Zaten bence bu imkansız. Böyle bir bakış açınız varsa bunun şifasına odaklanmalısınız. Çünkü hepimiz hayata farklı pencerelerden bakıyoruz. Hepimizin DNA alanı birbirinden farklı. DNA'mız farklı, hayata bakış açılarımız farklı iken bizim her an, her koşulda, her şeyde aynı olmamız pek mümkün değil zaten. Bu farklılıkları biz kabul ettiğimizde ve bir önce kendimize e, saygı duyduğumuzda, sonra karşı tarafa saygı duyduğumuzda bu yaşanan gerginlikler hızlı bir şekilde sevgiye dönüşebiliyor, şifalanabiliyor. Ama kişilerin içerisinde birbirini cezalandırma isteği varsa bu zamana kadar üzeri örtülmüş artık o üzeri örtülemiyor. Neden? Çünkü tölere edilecek yer yok. Eskiden tölere etmek için işte insanlar gidiyordu arkadaşına anlatıyordu, annesine anlatıyordu, kız kardeşini anlatıyordu kocası yokken ya da işte sevgilisi yanında yokken. Bunu aktarıp deşarj edebileceği bir alan vardı ama orayı şifalandırmak için kullanmıyordu. Şu an bu deşarj edebilecek durum yok, e deşarj edecek durum olmayınca ne oluyor? Şunu bardak olarak düşünelim. Bunun hepsi o işte pandemiyle birlikte doldu. E dolunca ne oldu? Deşarj edilemedi. Bu sefer taşmaya başladı. Toleranslar, sınırlar olmadığı için insanlar birbiriyle tartışmaya başladılar. İşte biz kendi içimize dönüp kendi içimizde dengelemeyi başarabildiğimizde, kendimizle barışık olduğumuzda, diğer insanın da bizim hayatımızdaki varoluş sebebini idrak ettiğimizde bu kavgalar ya da tartışmalar yerine her şey daha bir dengeli hale geliyor. Evet birbirinizle fikir ayrılığınız varsa bunu ifade ediyorsunuz. Tartışılıyorsa bile tartışılıyor ama o süre sonrasında işte birkaç saat sonra ya bak hani evet sen, ben sana şunu söyledim, sen de bana bunu söyledin ama burada şunlar şunlar vardı. Ben o an şunu düşünüyordum. Senin söylediğin benim o an kaldırabileceğim bir şey değildi. Onun için aslında Fınar tepki vermiş gibi görünsem de sana değildi. O an bulunduğum düşünceyeydi ya da belki iş yapıyordur. Yine evden çalışıyordur. O işeydi diyerek kişi de kendini ifade edecek. Birbirimize kendimize ifade etmediğimiz için de bu sorunu yaşıyoruz. Ben hep şunu ifade ediyorum. Lütfen 5 Sevgi Dili diye bir kitap var. Bu kitabı alın okuyun. Eee o kitaptaki önce kendi sevgi dilinizin farkında olun. Sonra da aile bireylerinizin sevgi dilini anladığınız zaman aslında birbirinizle olan iletişiminizde ne kadar sorunmuş diye tanımladığınız konular varsa onların sorun olmadığının farkına varmış olursunuz. Kolyemi sormuşsunuz. Kolyem e, selenit taşı. Bunun rengini seviyorum. Enerjisel olarak da alanında herhangi bir negatif enerji barındırmıyor. Diğer taşları arındırmak gerekirken bu arındırılmayan taşlardan bir tanesi. Ya ben bunu her seferinde diyorum ki bir dakika ya ben neyse şuradan açayım. Buradan soruları, yorumları takip edebilirim belki. Edemeye edebilirim ama edemiyordum galiba neyse şuradan ben bakayım gene. sizin gününüz nasıl geçti? Ya da Cuma saat 21 itibariyle şu zamana kadar günün zamanınız nasıl geçti? Bunları bir isterseniz paylaşabilirsiniz. Ee, ben de yorumları okuyup diğer insanların neler yapabileceğini aktarmış olurum. Krayon 12 DNA kitabını okudum. Yine kitap tavsiye edin lütfen. Ya ben kitap tavsiye etmiyorum. Bakın şunu yanlış anlamayın. Ben sadece Elimde bulunan kitapları zaman zaman okuyorum size. Bunu isterseniz okuyabilirsiniz diye. Ee, onun için de hani YouTube'da zaten iki tane oynatma listesi var. Bir tanesi e, kanallı kitaplarının olduğu, e, spiritual kitaplardan mesajlar. Bir diğeri de kitapların bilgeliği. Orada e, o an gelen kitaplar neyse onlarla ilgili paylaşımlar yaptım. Bunu yapma sebebim de şu. E, size kitabı tavsiye etmek ya da onu okuyun diye değil. Bu konuyla ilgili hiçbir bilginiz yoktur. Sadece bu konunun var olduğunun bilgisinde olun. Canınız istiyorsa, kalbiniz evet diyorsa o kitabı okuyun. Yani benim amacım bu. Ben kitap tavsiye etmek için paylaşımlar yapmıyorum. Burada elimde olan birçok kitabım da zaten elimde yok. Elimde olan kitapları da arada okuyorum işte orada. Yani sosyal medyada da paylaşıyorum. Bazen burada da paylaşıyorum eğer kısa okursam. Uzun okuduğum kitapları da YouTube'da paylaşıyorum. Oradaki oynatma listelerinden izleyip dilediğiniz kitapları okuyabilirsiniz. Bana so sadece sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Özelden soruları cevaplamıyorum efendim. Neden? Çünkü herkese tek tek cevap vermeye başladığım zaman kendime yaşayacak zaman kalmıyor. Çok teşekkürler açıklamalarınız için. Dediğinizi yaptım fakat maalesef uzatma tarafı karşı taraf şu anda konuşmuyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi siz o insanı yaşamınıza bir plan dahilinde dahi, davet ettiniz. Bu davetten dolayı siz onunla bir aradasınız. Yani burada şu an onu suçlamayın o kişiye siz hangi ruhsal boyutta rolü verdinizse o kişi o rolü yerine getiriyor. Yani burada her şey her anında güllük gülistanlık olacak diye bir durum söz konusu değil. Biz ruhsal planımızdaki birbirimize olan sözlerimizi idrak ettiğimizde bunun anlamının farkına varıyoruz. Ben bir örnek vereyim. Benim iş hayatındaki ilk iş deneyimim gerçekten benim için çok zorlayıcı. Ve oradaki e, yöneticim olan kişi beni çok zorladı. İşte gün her gün mobbinge maruz kalıyordum. Ben onu onun aracılığıyla aracılığıyla şunu fark ettim. Yani ben iş aşkı olan biriyim. İşimi çok severek yapıyorum ve bu iş aşkının içerisinde insanlığımı kaybetme potansiyelim çok yüksek. Yani sadece işe odaklanıp işin bitmesine yönelik. E, bu alan için mesela ben o iş içinde kaybolmamak adına yöneticime bu rolü vermişim. Bana mobbing yapsın ve ben onun gibi biri olmayayım diye. Ee, yani yine iş hayatının içerisindeyken elbette ki karşı tarafı zorladığım, kendimi zorladığım zamanlar oldu. Ama her seferinde bir şekilde o insanı hatırlayıp Yasemin bak ileri gitme bir adım ilerisi dönüşü olmayan yol dedim kendime. Siz de eşinizi hayatınıza neden davet ettiniz? Onun size öğretmesini istediğiniz konu neydi? Siz bunun farkına vardığınızda o insan dönüşecektir. Ya da o size karşı olan davranışlarını yapsa bile siz onu onun için kendi alanınızı rahatsız hissetmeyeceksiniz. Yani aynı ortamda bulunurken o isterse size konuşmasın, isterse sizinle konuşmasın, isterse size hani tartışmayı başlatabilmek için tekrar laf karmaşası, kavga kavgasına girişmeye çalışsın falan. Bunlar sizi etkilemeyecektir. Ama siz kendi içinizdeki sebebi bulamadığınızda yine karşı tarafı suçlamaya başlayacaksınız. O yüzden şu yargılarımızdan, ön yargılarımızdan ve suçlama programlarımızdan özgürleşmeyi talep edelim. Benim çok şükür güzel geçiyor sevgili Yasemin. Hem hafif hem de huzurlu hissediyorum. Ne güzel. Üç tane Yasemin Derya Metin meditasyonu yaptım. Bol video izledim. Doktor Erhan Özer, holistik hekim. Evet Erhan Özer'in de çok güzel bilgileri var. Eğer arzu ederseniz o kanalı da takip ederek yani YouTube'dan bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bağırsak meditasyonunuz var mı derken neyi sormak istediğinizi anlamadım. Çok kıymetli günlerdeyiz. Pandeminin hediyelerine odaklanmış durumdayım. Yasemin Hanım ben de kimya mühendisliğim ama bir yıldır işsizim. Kendinize yeni fırsatlar yaratın. Gerçekten bir şeyi kalben isterseniz o kapılar her seferinde açılıyor. Ben kendi içimde artık kimya mühendisliği yapmıyorum 2013 yılından beri. 2013'ün 31 Aralık'ta en son ayrılmıştım. Ondan sonra kimya mühendisliği ile ilgili hiç işe gitmedim. Ben kendi içimde şunun farkına vardım o süreçte. Neyi istediysem aslında iş hayatımda bunun hayatıma dahil olduğunu gördüm. Bir iş görüşmesine gittiğim zaman patronum bana şeyi sormuştu. Yani o zamanlar patronum değildi tabii ki sadece görüşme içindi. Siz var olan düzen üzerinden ilerlemeyi seçersiniz. Yoksa sıfırdan düzen kurmak sizin için daha mı iyidir diye. Ben de fark etmez demiştim o zaman. İşte ondan sonra o görüşme sonrasında beni işe aldılar. <laughs> Benim yerimde çalışan kişiyle biz sadece e, sabah 8'den öğlen saat 12'ye kadar çalışabildik. E, ve o işten ayrı, onu işten ayırdılar. E, bu süreçte hani ben bütün her şeyi oradaki sistemin... E, yenilenmesi yani işleyişi tamamen kendi düzenim üzerinden yenilemeye başladım. Tabii ki bu diğer çalışanlar tarafından sanki ben bunun bilincindeydim ve o kişiyi işten attırmak için gelmişim gibi tepkisel bir duruma sebep oldu. E, bu tepkiler dönüşmek için işte bir epey bir zaman gerekti falan ama ondan sonraki süreçte aslında benim o işi yapmadığımı, sadece iş için geldiğimi fark ettiler. İşte ben burada şunların farkına vardım kendi içimde. Sonrasında oturdum şey çalışması yapmıştım işte. Hangi işte çalışmak istiyorum? Ben hep zor koşullarda çalıştım, üretim hattında çalıştım. Yani fiziksel olarak çok yorulacağım ve tehlikeli olan alanlarda çalıştım öncesinde. Sonra dedim ki yok artık hani sadece tek bir iş yapmak istiyorum. Kalite güvence biriminde çalışmak istiyorum. Masa başında çalışmak istiyorum daha konforlu bir iş alanında çalışmak istiyorum. Gerçekten bu niyetiyle ilgili bir aylık bir çalışma yaptım. O bir aylık çalışma sonrasında hemen olmadı. Bir 3-4 ay sonra falan olmuştu. O 3-4 ay sonra başladığım iş tam benim planladığım gibiydi. Tabii ben dayanamadım. Kendi kendime alan karıştırdım. Dedim ki ay bir tek işle olmuyormuş. Çünkü ben hiçbir zaman çalıştığım sektörlerde tek iş yapmadım tek iş yaptığım zaman sıkılmaya başladım ve daha zaten aslında oradayken sıkılacak zamanım yokken çünkü ben Kasım'da işe başladım, Mart ayında denetim olacak ve bir, bir yıllık evraklar hiç doldurulmamış. Bunları hem doldurmam gerekiyor hem oranın sistemini anlamam gerekiyor falan. Hani burada aslında yapmam gereken çok iş varken ben bu süreç içerisinde ben şunu da yaparım deyip hani orada başka bir iş alanını da kendi alanıma dahil edip ikinci ayın sonunda Başka bir alan daha dahil olmuştu. E, Neye niyet ederseniz o sizin hayatınızın gerçekliği oluyor. Ve gerçekten kendinize ne kadar değer verirsiniz işveren de size o kadar değer veriyor. Size o kadar saygı gösteriyor. Yani ben e, kendime olan değerimi, yani ben ama şunu da yapmadım bu bir konuyu bilmeden... Kendimi değerli sunmaya çalışmadım. Bunu yapan insanlar da var. Ben bilmem gereken konuyla ilgili her türlü araştırmayı yaptım. Eğitim almam gerekiyorsa eğitim aldım. İşte kitaplar okudum. Benim zamanımda internetten öyle çok fazla bilgiye ulaşılamıyordu. Kitaplar aracılığıyla daha fazla bilgiye ulaştım. Bunların her birini ben kendimi geliştirmek için yaptım. Yani patronlar istiyor diye ben bir kursa gitmedim. Onlar söylüyorsa bile ben onu kendim için aldım hayatımı daha çeşitli hale getirebilmek, daha renkli hale getirebilmek, yaşam için bütünleştirebilmek adına gittim. E, o yüzden de hani kendi içinizde iş hayatınıza dair duyduğunuz endişeler neyse, bunların arınmasına yönelik çalışma yaptığınızda iş koşullarınız gerçekten değişecek. Bizim işle ilgili olarak çalışma yaptığımız birçok insan vardı. Onların çoğunluğu da hayallerindeki iş neyse ona yakın İşleri yeniden başladılar. Yani burada tek engel aslında kendimiziz, kendinize koyduğunuz engeli bulursanız oradaki her şeyin farkına varırsınız. Ben şu an kimya sektöründe nasıl işe alınıyor, hangi şartlar var bunların hiçbirini bilmiyorum çünkü sektör içinde değilim. Sektör yıl yani birkaç ay içinde bile çok hızlı değişiyor. Şu an güncel olarak çalışan insanlarla etkileşime girin, onlara sorular sorun, kendinizi geliştirip bir istediğiniz bir yere hedefleyin ama yani böyle aman canım o da olsun bu da olsun derseniz olmuyor. Çünkü enerjiniz çok alana yayılıyor. Enerjiniz de güçlü değilse siz bir alana odaklanamıyorsunuz. Enerjinizi güçlendirip toplayın ve bir alanda hedefleyin ki o sizin iş hayatınızın bir gerçekliği olsun hangi meditasyonu öneririm diye bir durumumuz söz konusu değil. Youtube kanalına girin. Bakın sizin hayatınızdaki eksikleriniz neyse onlarla ilgili meditasyonlar yapın. Her an arınma fark etmeye odaklandık. Cuma'dan bu yana çok yoğun geçti. Zorlandım biraz sonra. Arındırmam gerekenler görünür oldu. İdrakine vardım. Gösterdiğim davranışlar kişiye değil de arındırmam gereken gerekenlermiş. Evet. Az önce so, e, gelmiş olan yoruma da cevabımız olmuş olsun. E, Bedriye Hanım da yaşadığı sorunların aslında sorun yaşadığı kişiyle değil ama arındırması gereken konuyla alakalı olduğunu fark etmiş. E, buradan bu konuyla ilgili olarak sizler de kendi içinizde dönüştürmeniz gereken alan neyse ona bakabilirsiniz. Aynen nöronlar çok aktifmiş. Ha evet bakın şimdi oynana nöronlar konusunu tekrar hatırlatayım. Hani ben çok bilen biri değilim. Bu kitaplar okuyorum falan işte. Hani beynin gelişimiyle alakalı ya da beynin işleyişiyle ilgili gelişimi demeyeyim de işleyişiyle alakalı olarak o kitaplar ya da o edindiğim bilgiler doğrultusunda ayna nöronlarla ilgili bir çalışma yapmıştım. Yani ben aslında orada kendi önce kendimi fark ettim. Ee, ben Okul hayatındayken, özellikle üniversitede fark ettiğim bir durumdu. Bizim işte e, derslerimizde böyle bir soruyu çözebilmek adına e, kritik bilgiler vardı. O bilgiyi bilirseniz sorunun hepsini doğru çözüyorsunuz. Ama o kritik bilgiyi yanlış bir şekilde yorumlarsanız soruyu yanlış çözüyordunuz ya da işte. Şekiller falan çiziyorduk. Bizim zamanımızda AutoCAD diye bir bilgisayar programı yoktu. Biz onun yerine elle çiziyorduk şeyleri, makine parçalarını falan. Teknik Resim diye bir dersimiz vardı. bence eğlenceli bir dersti. <laughs> Orada işte bizim kesişen yaylar metoduyla elips çizme diye bir ders derste öğrendiğimiz bir yöntem vardı. Herkes de söylüyor işte bütün bizden öncekiler. Hoca bunu kesin sorar. İyi herkes oturuyor çalışıyor. Ben de o, önceden çalışıyorum. Ben o kadar güzel, o kadar şahane elips çizdim ki sınav sabahına kadar. Çok şahane elips çiziyorum. Hani böyle bir tanesinde bile böyle yarmı mu bir şey çizmedim. Hepsi çok güzel, çok şahane. Böyle e, tamamen simetrik bir şekilde elips çiziyorum. Sonra sınav öncesinde arkadaşlar soru sordular. E sen bunu nasıl bu kadar düzgün çiziyorsun? Ben bunları anlatırken Sınavda hoca soruyu sordu ve benim elipsim hayatımda çizdiğim en iğrenç elips oldu. Üç kere çizdim yani siliyorum, hesaplıyorum, yeniden çiziyorum yine aynı şey. Dedim ki ya ben bunu nasıl böyle başarıyorum acaba dedim. Ee, daha sonra işte yine başka sınavlardan önce arkadaşlara anlattığım dersler soruların hepsi çıkıyor. Hepsini ben yanlış yapıyorum. Sonrasında ben size bir daha soru moru anlatmayacağım ya dedim. Ben sınavda yanlış çözüyorum dedim. O zaman anlamamıştım sebebini. Şu an anlıyorum ki ben onlara bilgiyi aktarırken onların ayna nöronlarındaki bilgiyi de kendi ayna nöronlarımı almışım. Doğal olarak sınavda o soru çıktığında öndeki ayna nöronlardaki ön bilgi onlara ait bilgi olduğu için ben onların bilgisiyle soruları çözüyorum. Hani yönteme yaklaşıyorum. O yüzden de yanlışı yapıyordum. Bu hani enerji çalışmalarına girip beynin işleyişini öğrendikten sonra ayna nöronlarla ilgili bir enerji çalışması yaptım. Oho dedim ben neler neler almışım böyle ayna nöronlarımı. O yüzden biz ayna nöronlarımız aracılığıyla da birbirimizle çok etkileşiyoruz ve bunun da farkında değiliz. İşte karşı tarafın davranışlarını kendimize alıyoruz. Eğer şeyi izlediyseniz, Vizontele'yi, orada Delemin vardı, onun karşısına böyle geçtik, geçip oynadıkları zaman o da oynuyordu. Bu da ayna nöronların etkileşiminden kaynaklanıyor. Yani bisiklet sürerken falan bile hemen oynamaya başlıyordu falan, hani durduramıyordu. Bu da aslında ayna nöronların etkileşimi olmuş oluyor. Biz farkında olmadan bu ayna nöronlarımız birbiriyle çok hızlı etkileşiyorlar ve biz oradan çok fazla alanımıza bilgi alıyoruz ya da bizden başka karşı tarafa da giden var. E doğal olarak ne oluyor? Şimdi aynı nöronlara bilgi geçtiğinde hani şey diyebilirsiniz. İyi işte pozitif geçince iyi olur. Ama bir insana hayatı boyunca hiç pozitif deneyim yaşamadıysa, hiç pozitif düşünmediyse onun devrelerini yakıyorsunuz. Yani iyi bir şey değil aslında. Her iki taraf içinde. İşte ee, hani aynı evde yaşayanlar birbirine benzer denilmesinin sebebi de bundan kaynaklanıyor Aynı nöronlarımız o kadar çok etkileşiyor ki artık aynı şeyleri düşünmeye başlıyoruz aynı şeyleri yapmaya başlıyoruz ee, Onun içinde bunların her biri bizim alanımızda olan konular olmuş oluyor ben Cuma günü arınma yaptım, dua, meditasyon. 11 bende biraz telaş vardı hareketlerimde, bir de duygusal zamanlar geçirdim Yasemin Hanım. Bunların hepsi şifa'ya dönüşmüş olsun. Burada kimsenin reklamını yapmıyoruz lütfen. Birbirimize saygı duyalım. Yükselişte olduğum için geceleri genelde uyanıyorum. Her uyandığımda bir meditasyonunuzu ruhsal planımla uyumlu olan enerjiler aksın. Onaylıyorum niyetiyle uyuyorum. Özellikle uzun meditasyonlarınızı. Ee, şimdi ilk başlangıç yorumunuza bir e, açıklama getireyim. Yükselişte olduğum için geceleri genellikle uyanıyorum tanımınızı isterseniz artık... Alanınızdan temizleyin. Her birimizin yükselişte yaşadığı deneyimler birbirinden çok farklı. Bu hani e, uyanışın belirtileri ya da yükseliş semptomları falan diye e, arın belirtiliyor. Bunların her birinden özgürleştiğinizde kendi ruhsal uyanış ve yükseliş deneyiminizi çok daha farklı, çok daha eğlenceli yaşarsınız. Ben özgürleştikten sonra hani öğrendiğim bilgilerden özgürleştikten sonra ruhsallık alanının çok bambaşka alanları açıldı. Çok keyifli oldu. Dilerseniz öyle ilerleyebilirsiniz. Ben çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bazen konuşmalar veya televizyon olsun sesler karışıyor ve negatif hissediyorum. Çok kötü. E oluyorum. Acaba hangi meditasyonunuzu önerirsiniz? Ya bakın ben size ne diyorum? Ben bir şey önermiyorum. Lütfen kanala bir bakın. Sizi o an etkileyen konu neyse bununla ilgili meditasyonlar yapın. Yani sizin belirlemiş olduğunuz konuya dair e, benim söyleyeceğim meditasyon sizin temel alanınızı görmenizi ve şifalandırmanızı engelleyebilir. Onun yerine şunu yapın. Birçok insan bunu yapıyor ve bu şekilde meditasyon dinlediğinde çok daha dönüştürücü olduğunu ifade ediyorlar. Şu an benim ihtiyacım olan hangi meditasyonsa bu meditasyonu yapmaya niyet ediyorum deyip YouTube'da hani böyle kanala girip bir yukarı aşağı indirin. Ondan sonra parmağınızla durdurun o ilerlemeyip o zaman o gelen meditasyon sizin için uygun meditasyondur. Ya da başlıklara bakın. Oradaki meditasyon sizin için uygun meditasyondur. Yani sizin gördüğünüzü sandığınız konu aslında temelde şifalanması gereken alan değil. Orası buzdağının görünen tarafıdır. Bizim amacımız buzdağındaki her şeyi şifalandırmak. Bunun şifasını da siz kendi kendinize bulmalısınız. Bir şey e, söylediklerimi tekrarlayamıyorum. Bunları tekrar e, oturup izleyebilirsiniz. Kaydediyorum zaten. E, peki nasıl bir niyet edebilirim demişsiniz yükselişle ilgili olan konuya. Kendi ruhsallığımı bilmeyi seçiyorum demeniz çok yeterli. Yani ekstra böyle de, çok derin derin detaylı niyetler yapmanıza gerek yok. Kendi gerçekliğinizle her zaman yol almayı seçtiğinizde, içsel rehberinizle bağlantıya geçmeyi seçtiğinizde o alanlar sizin için daha farklı bir hale gelecektir. Ben hep şunu söylüyorum, kendi yaşam yolculuğumda özellikle bu ruhsallık alanına giriş yaptıktan sonra çok fazla grubun içine dahil oldum, çok fazla insanla tanıştım, çok fazla kitap okudum, video izledim. Herkes de kendi doğrusunu tek doğru sanıyordu. Ama işin içine girip hani böyle ruhsal yetilerim açılmaya başladıktan sonra tek doğru diye bir şey olmadığının farkına vardım. Hepimiz gerçeğin belli bir alanını algılıyoruz ve o algıladığımızı yani evrenin ana gerçekliği buymuş gibi sunuyoruz. Bir tane işte bununla ilgili fil hikayesini okumuştum bir ülkeye fil gelmiş ve fili karanlık bir odaya koymuşlar. Bir sürü insan girmiş, file dokunmaya başlamış. İşte kimisi hortumuna dokunmuş, kimisi kulağına dokunmuş, kimisi sarsına dokunmuş, kimisi kuyruğuna dokunmuş, kimisi bacağına dokunmuş ve oradan çıkıp dışarıda soranlar fil nasıl bir şeydi diye herkes dokunduğu yeri fil olarak anlatmış. Yani filin tamamını Bacağı olarak anlatmış, filin tamamını hortumu olarak anlatmış, Filin tamamını kulağa olarak anlatmış ama hani fil böyle değil ki filin tamamı öyle bir şey değil. Biz de şu an ruhsallıkla ilgili olarak aynı bunu yapıyoruz birbirimize. Yani ben bunu öğrendim bu tek gerçek, bunun dışındakiler gerçek değil tarzında o kadar çok birbirimizi kısıtlıyoruz ki. Ama evrensel boyut o kadar sonsuz bir alan var yani sonsuz alan. Bu alan içerisinde kısıtlayarak ilerlediğimizde kısıtlı tanımlar içerisinde. Yol aldığımızda e ne oluyor? Biz başkasının yolunu yürüyoruz. Kendi yolumuzu yürüyemiyoruz. Belki kendi yolumuz çok daha farklı. Yani benim bu zamana kadar çalışma aldığım, eğitim aldığım insanlardan hiçbiri benim içimdeki neşeyi anlatarak ruhsallığı bana anlatmadı. Ben bu, bu yolu kendi kendime buldum. Yani ruhsallığın aşırı ciddiyet gerektiren, aşırı disiplin gerektiren bir yerden ziyade benim için neşe, eğlence ve kolaylık olduğunun farkına vardım ve bu yönde ilerlemeye başladım. Ben de kendimce bu yolda ilerlemek isteyenlere bunları aktarıyorum, bunları hatırlatıyorum. Ama benim gördüğüm varoluşun sonsuzluğundaki noktanın da noktasının noktasının noktası yani anlattığım şey. O yüzden hani hepimiz kendi gerçekliğimizle, varoluşumuza bakmaya cesaret ettiğimizde bizim alanımız kendimize açılmaya başlıyor. yükselişle ilgili e, ilahi olmayan bilgilerden özgürleşmeye niyet ediyorum mu diyeyim. O da olur, onu da diyebilirsiniz. 12 meditasyonun enerjisi nasıl değişikti? O gece rüyamda hem korktum hem bilgi aldım hem korundum hem kabus gördüm. Çok şükür her enerjiyi bir arada yaşadım. İşte artık o eski enerjilerin ayrılıp gitmesine niyet edebilirsin bu eski enerjinin ayrılıp gitmesine niyet edersen oradaki o korku ya da kabuslar azalıp onun yerine keyif ve pozitiflik daha fazla hayatına dahil olur. Çok ama çok güzel anlattınız. Tam da duymam gereken buydu. Çok teşekkürler demişsiniz. Rica ederim sonsuz ve sınırsız olasılıklar. Aslında sınırsız dediğimiz zaman da birazcık sınırlandırıyormuşuz. Onu da söyleyeyim ama ben de bunu tam olarak idrak edemedim. Ya da yerine kullanabileceğim kelimeyi bulamadığım için o e, tanımları çok e, ifade edemiyorum. E, şimdi sizin de yazdıklarınızda bir, bir kalıp var. O kalıplardan da özgürleşin lütfen. Öğretilerin kalıpları da bizi sıkıştırıyor. E, Öğretilerin kalıpları da bizi tek düzey yapıyor. Yani o kelimeyi ifade ediyorsunuz ama... Bir öğretinin peşinden gittiğinizde o kelimeyi ifade etseniz bile özgür iradenizle öğretinin alanında bulunduğunuz için o sonsuzluk alanına dahil olamıyorsunuz. Ee, bakış açılarından etkilenmemek için kendi ruhsal rehberimizi duymak için seçim yapmalıyız o zaman. Ben bunu yıllardan beri size böyle ifade ediyorum zaten. Şu, şunun farkında olalım ama ya. Şu, e, şimdi. Soyut olan bilgi herkes tarafından çok kolay bir şekilde anlaşılamıyor. Biz soyut bilgiler somut hale getirilmişse ve ondan yol almakla ilgili bilgileri okuyalım, bilgileri deneyimleyelim ama bunu tek doğru, tek gerçek diye hayatımızın bir parçası haline getirmeyelim. Onlarla birlikte hani şey gibi düşünelim. Yani biz yeni bir bina inşa ediyoruz. Bina için tuğlalara ihtiyacımız var. Her bir bilgi aslında bir tuğla. O tuğlayı doğru yere koyup doğru harçla onun üstüne başka bir tuğla koyduğumuz zaman biz kendimizi geliştirmeye başlayacağız ve kendi gerçekliğimize dönmeye başlayacağız. Yani burada o ruhsal rehberinizle buluşmanız için belli bir zaman dilimi yok. Sadece belirli bir frekans var. Siz o frekansa ne zaman erişirseniz o rehberinizle zaten bağlantınızı çok net hissedersiniz. 12-12 meditasyonunu başka bir zamanda yapabilir miyiz? Benim bütün meditasyonlarımla ilgili olarak söylediğim şu, hangi meditasyonu ne zaman yapmanız gerektiğini hissediyorsanız o zaman sizin için doğru zamandır. Biz dünya planında zamanı böldük parçaladık. Yani evrensel boyutta hani dünya dışındaki yaşamlarla etkileşime geçtiğimizde biz bugün 12 Aralık'ta 12 meditasyonu meditasyonunu yapmadık desek onlar ne dediğimizi anlamayacaklar. Onlara göre 12 Aralık yok. Hatta dünya üzerinde şu an Hicri ve Miladi takvim diye iki tane takvim var. Bilmem diğer takvimlerden. Hani genel kullanılan diyeyim. Bu iki takvime göre bile tarihler değişken. E böyleyken biz bu lineer zaman döngüsü içerisinde kendimizi sıkıştırmamızın bir alemi yok aslında. Ben bir ara şeydi bu ruhsal uyanışımla ilgili olan süreçlerde bir arkadaşım saatle ilgili bir şey söyledi. İşte saat 10'da şöyle bir şey olur. Ondan sonra düşündüm ki neredeki saate göre yani sonuçta dünyada belli bir zaman dilimi var ve her yerde o saat 24 saat boyunca aktif oluyor. Neredeki saate göre hani Türkiye için mi bu saat dilimi yoksa diğer boyutlar için mi? O da şey demişti hani lineer değiliz ki. Hakikaten lineer değiliz. Yani bizim frekansımız o meditasyonun lineer yani insan zamanında lineer dediğimiz zaman frekansıyla ne zaman uyuşuyorsa bizim o meditasyonu yapmamız uygun zaten. Yıllardır hastalanmıyorum ama dünkü enerjiden sonra sabaha kadar terledim, üşüdüm, başım ağrıdı sabaha kadar. Karnıma ağrılar bastı. şimdi bu bir hastalık değil aslında. Enerji alanınızdaki bulunan ee, artık frekansınızla uyumsuz enerjilerin arınması olmuş oluyor. Ben meditasyonların bir kısmında e, kundalini reiki enerjisi kendi kendine aktif oluyor. İşte kundalini reiki enerjisi aktif olduğunda aşırı sıcaklık ve terleme de ortaya çıkabiliyor kişinin alanında. Bunun hastalık yerine arınma olup olmadığına odaklanırsanız bu sizin için daha doğru bir yaklaşım olur baş ağrısı da genel itibariyle hani hem ben kendi deneyimimden biliyorum hem de etkileşimde olduğum birçok insandan biliyorum. Alanda bulunan dengesiz bir cinsel enerji varsa bu alan dediğim birebir fiziksel sizin etkileşimde olduğunuz insanlardan değil, kolektiften gelen enerjiden bahsediyorum. Bu durumda o zaman kişinin alanı da hani aşırı bir baş ağrısı olabiliyor ya da çok aşırı güçlü bir karanlık varlığın ya da karanlık enerji alanınızdaysa o da aşırı baş ağrısı yapabiliyor. Bunlardan dolayı olabilir. Sınır ötesi olasılıklar diyebilir miyiz? Ya şöyle ifade edeyim. Ben kelime bilgisine çok vakıf değilim. O yüzden de size söyleyeceğim. Yani şu an bu sorduğunuz soruyu ancak zihnen cevap verebilirim. Mesaj olarak gelen bir cevap yok. Zihnen vereceğim cevapla da sizin alanınızda karmaşa yaratmak istemiyorum. O yüzden de bilmiyorum. Siz kendi içinize sorun. Neyi söylemek istiyorsanız. Ay güneş tutulması meditasyonlarınızı da mı istediğimiz zaman yapabiliriz? Hepsini. Kaos boyutundaki birileri bizi alanlarını alm almaya çalışıyorsa ne yapmalıyız? Daha fazla sevgi enerjisi ortaya çıkarmalısınız. Kendi frekansınızı yükselttiğiniz zaman zaten kaos sizin alanınızdan ayrılacaktır. Baş melek Metatron zaman sırasında bize yardımcı sizden öğrendiğim bir bilgi. Evet her zaman karmaşanız varsa baş melek Metatron'dan da alanınızı dengelemesini isteyebilirsiniz. Ruhsal uyanışımızı, farkında olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Bunu deneyimlemek için neler yapmamız gerekir? Kitap öneriniz olabilir mi? Yok. Ruhsal Ruhsallıkla ilgili olarak fark etmemiz gereken bir şeyler olursa zaten bunu algılıyoruz. Yani bunu ya birisi size söylüyor ya siz kendi kendinize fark ediyorsunuz. Hiç alakasız bir yerden size söylenilen bir söz ya da bir kelime ya da size bile söylenmeyip böyle yoldan geçerken duyduğunuz bir şey sizin o alanda olmanız gerek olduğunuzu ya da sorularınızın cevabını size vermiş oluyor. Yani bazen her şeyi bir yani şöyle ifade edeyim. Ben yaşamım boyunca birçok şeyin farkında olmadan zaten ruhsal yolculuğumu ger gerçekleştirmişim. Yani doğduğum andan itibaren hayatımda var olan bir ruhsal ilerleyiş sürecim varmış ama ben bunun farkında değildim. Bunu fark edebilmem 35 yaşından sonra oldu. Aa, aslında ben bunu da yapıyormuşum böyle diyerek. Yani orada Bilmeniz gereken zaman da zaten fark ediyorsunuz ama bazı şeyleri de bilmeden yapmamız gerekiyor. Farkında olmadan yapmamız gerekiyor. Kendi ilerleyişimizle yaptığımızda her şey ilerlemiş oluyor. Güzel şeyler dilerken benim ve bütünün en yüksek hayrına olsun diyoruz. Bir yerde okudum. Hayır kelimesi geçince hayır oluyormuş. <laughs> ben de benim ve bütünün en yüksek iyiliğine ve mucizesine diyorum demişsiniz. Ee, siz hangi niyetle kullanıyorsanız o kelimenin enerjisi o yönde de oluyor. Yani e, hayır kelimesini gerçekten iyiliğe hay hayra yoruyorsanız hayır olarak geçiyor ama hayır ya zaten söylenişi farklı aslında. Öyle bir anlam olmaması lazım. Hayır. Hayır. Hani hayır kelimesini söylerken ifade ettiğiniz şekil yazılışı aynı olsa bile eee Okunuşunda, telaffuzunda farklılık var. O yüzden bence e, hayır olarak anlaşılmıyordur. Ha, yani pardon hayır dediğiniz şey hayır olarak anlaşılmıyordur. E, son zamanlarda yaptığım meditasyonları neredeyse hepsinde uyuyakalıyorum. Önceden böyle bir durum olmuyordu. Acaba bu olumsuz bir durum mu? bilmiyorum. Bakın her şeyi ben size ifade ediyorum. Yani ben meditasyonların her birinin içeriğinin ne olduğunu bilmiyorum. Sizin tepkilerinizi bilmiyorum. Kendi ee, YouTube'da tanıtım videom var. Orada bildiklerimi anlattım. Ee, ben derleni... Ne? Evet, sadece niyet etmek birçok konuyu değiştiriyor. Şunu istiyorum ya da bunu istiyorum demek yokluk enerjisi çekiyormuş sanırım onun yerine şunun olmasını seçiyorum demek daha doğruymuş diye okumuştum bir bilginiz var mı? Kendinize sorun. Bakın bu sorduğunuz soruları kalbinize sorun. Gerçekten bu böyle mi diye? Ee, bu hani her birimizin bunu ifade ederken ki niyeti ve enerjisi çok farklı. Bir şımarıklık enerjisi varsa hani o küçük çocuklar gibi onu da istiyorum, bunu da istiyorum tarzında bir şımarıklık enerjisi varsa zaten evren bize olgunlaşamadığımız için bunu vermeyecektir. Yani burada yazdığınız kelimenin söylediğiniz sözün ötesinde e, kendi içinize bakıp onu hangi niyetle ifade ediyorsunuz? Buna bakın. Yani Yazdığınız kelimeler %100 doğru bile olsa yani hani o herkes tarafından kuantum yaratım kelimesini %100 doğru kullansanız bile o sizin %100 gerçekliğiniz olacağı, olacağı anlamına gelmiyor. Kalbinizdeki niyete bakın. Niyetiniz ne kadar safsa söylediğiniz sözlerin hepsi değişip dönüşecektir. Çünkü Allah yaratıcı bizi bizden iyi biliyor. İçimizi bizden iyi biliyor. O yüzden burada önemli olan niyetimizin ne olduğu hangi? Amaç doğrultusunda bunu yapıyoruz. Ben niyet çalışması yaparken bunun böyle olmasını seçiyorum diyorum. Neden seçiyorum dediğimi de ifade edeyim. Seçiyorum demek sorumluluğumu alıyorum demek. Yani ben bu niyet olursa burada atmam gereken bir adım varsa bunu atmayı kabul ediyorum. Bırakmam gereken alışkanlıklarım varsa bunu bırakmayı kabul ediyorum. Bunu beyan etmiş oluyorum evrene ya da yaratıcıya. O yüzden ben seçiyorum kelimesini kullanıyorum. Hani yaptığım niyet çalışmaları olduğunda da bunu böyle ifade ediyorum. Sizler de sorumluluğunuzu aldığınız zaman istemekte sorumluluk yok çünkü. İstediğiniz zaman sorumluluğunuzu almazsınız. Sadece birilerinin size onu sunmasını beklersiniz. Ama burada bir gayret sarf etmeniz gerekiyorsa gayreti sarf edeceğinizi de belli ediyorsunuz seçiyorum diyerek. Evren bizim düşündüğümüz kadar aptal bir düşünce sistemine sahip değil öyle ifade edeyim. Evren gerçekten çok zeki bir form yaratıcı evrensel işleyişi o kadar mükemmel o kadar zeki bir şekilde yaratmış ki o kadar hani aptalca şeyler yapmıyor öyle ifade edeyim. Biz sadece niyetimizin farkında olmadığımız için bu niyetimizi kelimelere yüklemiş durumdayız. Evet, önemli olan sözleriniz değil, sözlerinizin enerjisi niyeti diyorsunuz. Yani benim aldığım biliş bu yönde, öyle ifade edeyim. Ben kendi bilişimi sizlere aktarıyorum ya da kendi deneyimlerimi size aktarıyorum. Bu zamana kadar hayatımın içerisinde deneyimlediğim durumlar neyse, başkalarına aktardığında onlardan gelen geri dönüşler neyse veya bana aktarılan mesajlar neyse bu yönde sizlere bilgilendirme yapıyorum. Zaten dediğim gibi hani soyut olan alanı herkes kendince somutlaştırmaya çalışıyor. Ben de somutlaştırırken analiz ederek somutlaştırıyorum. Hem bana gelen bilgiyi hem dünya planında bu zamana kadar okuduğum, öğrendiğim bilgileri Sentezliyorum. Buradan doğruyu yanlışı birbirinden ayrıştırıyorum. Ondan sonra size bunları ifade ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her anınız dolu dolu neşeyle keyifle geçsin ya da hangi e, duygu durumu içerisinde geçmesini istiyorsanız öyle geçsin. Hoşçakalın. Keyifli zamanlar diliyorum.